ders olsun. Her peki. şerde bir hayır var. Bir daha yapma öyle. İyi. Olur mu? Tamam. Bir karışım daha var ama sana bir gün denk gelirse ne yaparsın çok bu? Merak ediyorum. Ha. Kahve karışımı. Şimdi geçen gün verdik. Gelin adayı ile kayınvalide adayı aslında. Değil mi? Arasında bir sıkıntı olmuştu. Kız istemede oğul damat beyin müstakbel damada şeyi götürürken kahveyi götürürken kayınvalide müstakbel kayınvalide aman kızım falan filan dedi. Kızın da bir cevabı vardı gelin adayının. Aman kızım dedi. Çok koyma tuzu acıyı dedi. Boğazında takılır bir şey olur. Bak daha önce ben kötü hikayeler duydum. Deyip oğlunu korumaya çalışmış idi. Verilen o da dedi cevapsa... ki baba dedi zaten. Ondan sonra sosyal medyada, sokakta da bu konuşuldu. E biz de konuşacağız tabii. Tabii. Olur mu öyle şey canım? Kız isteme töreninde bulundunuz mu hiç? İçirmesinler tuzlu kahveyi damatlara. Tam kaynana, kaynana. Kız isteme merasiminde oğluna kıyamadı, tuzlu kahve yapan gelinini uyardı ama öyle bir cevap aldı ki şaşkın bakışları kameraya böyle yansıdı. Korkma, ben can çekiştirmem, direkt gider. Nedense erkek anneleri evlatlarını çok kıskanıyor. Evlenmeseler bile memnun olacaklar. Ama zaten bir gelenek sürdürmekte de bence bir sakınca yok. Evliliğe giden ilk resmi adım denilebilir kız isteme merasimleri için. Sebebi ziyarete geçilmeden önce gelin hanım mutfağa gider, damat için de mutlaka tuzlu kahve hazırlanır. Bunun iki anlamı olduğu söylenir. Birincisi damadı sınamak, eski görücü adetlerine göre de gelin eğer damadı beğenmezse tepki olarak bu şekilde kahve ikram ettiği anlamı çıkarılır. Kız kardeşim eşine tuz ikram edeyim derken yanlışlıkla kendisi işte heyecandan. Öyle bir anımız var yani. Kuzenime daha çok tuz koyması için yengeme söylerim. Peki neden bunu yaptın? Acı çeksin istedim. İşte çok konuşulan videoda yaşananlar da böyle gelişti. Gelin hanım damat için tuzlu kahve hazırlarken kayınvalidesi endişelerini iletmek üzere mutfağa girdi. Ama gelin hanım ona öyle bir cevap verdi ki hem o cevap hem de kayınvalidenin bu bakışı sosyal medyada viral oldu. Ama benim de korkma ben can çekiştirmem direkt gider. Yazık ya damatlara yazık. Benim bir oğlum var evli. Onlara gidiyorum. Oh ne güzel. O zaman buradan gelinize seslenelim kahveleri koysun. Kızım seni çok seviyorum. Evet yani bak, çünkü gülünmeyecek konuşulmayacak gibi de değildi üzerine. Hani ama gelinin de cesareti böyle çat dedi. Ama yani uyarı da normal ya. Şimdi eski bizim muhabir arkadaş da dedi ya eski bir gelenek bu. Ama şöyle evet. bir şey var mesela tabii. görücü usulü önceden tanışmadığın için şimdiki gibi falan filan. Hani beğenmediği zaman hanımefendi gelin adayı diyor ki ben tuz koyuyorum tabii. diyor beğenmedim diyor. Ama biz de almışız zaten her şeyi bol bol böyle cılkını çıkardığımız için ilerleyen dakikalarda daha net göreceğiz. Evet, evet. Almışız öyle tuz muz falan filan. Demek ki ben şunu anlıyorum Ebru'cu. Evet. İsteme törenlerinde merasimlerinde bir şey yemeyeceksin içmeyeceksin. Ha. Ya da şöyle tadını alacaksın bırakacaksın. Dilini de yedireceksin. Hı. Çünkü eskiden tuzmuş ama şimdi neler katılıyor içine neler o kahvelerin efendim.